Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ugdeten min lisani yafqahu kavli. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barika ala Muhammedun ve ala Muhammed. Esselamu ala al-Husayn ve ala Ali ibn al-Husayn ve ala avlad al-Husayn ve ala ashab al-Husayn. Ya Aba Abdullah, inna neşhedü enneke kad akamte s-salah ve ateyte z-zekah ve emarte bil ma'ruf ve neheyte anil münker ve cahedte fillah hakka cihadeh وعبدت الله وأطعته حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة ظلمتكم أهل البيت ولعن الله أمة قتلتكم أهل البيت سيدي ومولاي ليت كنا معك ليت كنا معك فنفوز فوزا عظيما بأبي أنت وأمي سيدي ونفسي وولدي Her iki sevgili dostum, güzel insanlar, ikinizin de ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum ikinize de. Mahdut dakikalar içerisinde anlatılabilecek güzel şeyleri anlattınız. Ehl-i Beyt'e karşı vazifemizi bir nebze yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz hepimiz. Ama biz hep şehitlerimize borçlu olacağız. Onların bize borcu yok. Onlar canlarıyla, kanlarıyla ödediler. Ne verecekleri varsa, var mıydı ki bilmiyorum. Ama biz onlara hep borçlu kalacağız. Madem şairliğiniz de var hocam, Kerbela yiğitlerinden birisinin yeni yetme bir genç, babası şehit olmuş, anası ona diyor, oğlum sen de git meydana, Hüseyin yalnızdır. Zehra'nın oğlu yalnızdır, peygamberin oğlu yalnızdır. Git kendini ona siper et. O yiğit giderken İmam Hüseyin diyor ki, ya bu kadıncağıza bu ağır gelir. Biraz önce kocasını kaybetmiş. Şimdi de oğlunu kaybetmek ağır gelir. Genç diyor ki, beni gönderen anamdır. Ağır gelmez. Meydana gidiyor, şu şiiri okuyor. Emiri Hüseyin'in ve ni'mel emir.
سرور فؤاد البشير النذير، سرور فؤاد البشير النذير. علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة كشمس الضحى، وله غرة كبدر منير. Hüseyin Aleyhisselam için. Mertçe savaşıyor ve şehit oluyor. Ruhu şad olsun. Bunu da güzel bir Türkçe'ye çevirseniz, ben şair değilim, kendimce bir şey yazdım, İçime tam oturmadı. Efendim, orada اَئِمَّيَ اَتْهَارِ آلِ مُحَمَّدِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ bize bir model olacaklardı. Onların görevi buydu aslında. Âl-i Aba'nın son üyesidir. İncisidir, mercanıdır. Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam. Nasıl kul olunur, nasıl ümmet olunur, nasıl imam olunur? Her iki konuşmacıdan Allah razı olsun, bir cümleyle onlara teyit olacak, onları anladığımı da ya da yanlış anlamışsam onlar düzelsin. Ahmet kardeş, evet, imamlarımız da o benzetmeyi yapmış, biliyor musun? Âl-i Muhammed. Allah'ım bunlar benim, haulâ-i ehli, haulâ-i ehli beyti. Benim ailem, hanedanım işte bu abanın altında topladıklarımdır. Kimse sulandırıp o tarafa, bu tarafa çekmesin. Abanın altında topladıklarımdır. Sonra o ayet geliyor. Peygamberin duası üzerine. Allahümme fe'edheb anhumur ricse ve fahhirhum tathira. Allah onları kötülüklerden, pisliklerden uzak et, tertemiz kıl. Ayet geliyor. Ahzab suresi 33. ayet. İnnemâ yuridullâh liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirekum tathira. Peygamber bir abasının altında topluyor. Allah'ın referans olduğu, tertemizliğine şahit olduğu, garantör olduğu kimseler bu abanın altındakilerdir. Başkasını sokmayın, sulandırmayın işi. Kimi 6 ay diyor, kimi 8 ay diyor, kimi 40 gün diyor. Resul-i Ekrem kapıdan sabah namazına girerken bütün gözler ona döner değil mi? Normal bir imam bile, cemaat önceden toplanmış da imam sonra geliyor mihraba, herkesin dikkati ona döner. Peygamber kapıdan girdiğinde
Herkesin dikkati onun üstündeyken bütün kapılar kapanmıştı ya, bir o kapı açık kalmıştı. Ali ve Fatıma'nın kapısı. Ha? Fî buyutin ezinallah en turfa'a ve yuzkara fîhâ smuh. Peygamber'e sordular, o evler hangi evlerdir? Yüceltmemiz Allah'ın iradesi, izni buyurulan, buyurdu, enbiyanın evleri. Bu da o evlerden sayılır mı? Ali ve Fatıma'nın evi. Resulullah'a sordu. Halife Ebu Bekir. Resul-i Ekrem buyurdu, bel min efadılaha. Bu kapı, ezinallah en yürtürfe'e ve yüzkere fîhesmuh dediği Nur suresindeki o ayet, bu onların o enbiya kapısının en üstünüdür. En üstünlerindendir. Daha doğru tercüme meal bu olur herhalde. Ana harbun limen harabahum ve silmun limen salamahum. Bunlarla savaşanla ben savaşırım. Bunlarla savaşan benimle savaşmış oluyor. Ve silmun limen salamahum. Bunlarla barışık olanla ben barışırım. Hüseyin'le savaşmak o apayrı bir şey. Lahmuhu lahmi, azmuhu azmi, demuhu demi. Hüseyin için demiş. Ali için de aynı şeyi demiş. Enteresandır. Eti etimdir. Kemiği kemiğimdir. Kanı kanımdır. Sünni kaynakları yazmış mı bu hadisleri? Yazmış. Yani Hüseyin'e vurduğunuzda, vurduğunuz yaralar, kestiğiniz o et, kırdığınız o kemik, akıttığınız o pak kan, Muhammed'in eti, kanı, kemiğidir. O giden can Muhammed'in canıdır. Lahmuhu lahmi, azmuhu azmi, demuhu demi. Yani Kerbela'da doğranan Resulullah'tı. Ha Hüseyin'i doğramak, ha Resulullah'ı. Ha ona ok atmak, ha Resul-i Ekrem'e. Men radıya bi fi'li kavmin fehüve minhum. Demin gene ikiniz de değindiniz. Ha, Ahmet Hocam. Ehl-i Beyt teşbih etmiş. Allah'a and olsun ki Muhammed'in Âl-i Beyti Allah yanında o deveden kat kat daha muhteremdir. Değil mi dersiniz? Orada, burada Türkçemizde yanlış bir algı var. Susuz olan yeri Kerbela'ya benzetiyorlar. Kerbela susuz değil. Kerbela'dan Fırat akıyor. Nehir akıyor, nehir. Ama o su herkese mübah kılınmış. Zalimin zulmüne bak ki, yani salihin devesini nehredenler,
mazeretleri vardı, biliyor musun? O deve bir gün o suyu, o pınarın suyunu tek başına içiyordu. Bunlar ertesi günü beklemek zorundaydı. Bunlara rağmen o devenin su hakkını almak için onu nehrettiler. Burada öyle değil, burada bir nehir akıyor. Yani Hüseyin içse, Ali Yaskar bir avuç su içse onlara su kalmayacak diye bir mazeret yok. Yani Yezid, yani Ali Süfyan, siz de demiştiniz, Yezid de öyle benzetmiş. Daha doğrusu bağlantı kurmuş. Ya leyte eşyahi be Bedr'in diyerek. Bu meseleyi Bedir'le Yezid ilintilendirmiş. El sünnet kaynakları, tarihler yazmış mı kardeş bunu? Bedir'in devamıdır burada. Bedir'in rovanşını aldım, intikamını aldım diyor adam. Müslümanım deyip Yezid'e avukatlığa soyunan insanlara ben bunu hatırlatıyorum. Ya şu kaynaklarınızı bir gözden geçirin arkadaşım. Siz Bedir'de Muhammed'in mi tarafındasınız, Ebu Süfyan'ın mı? Ya da Ebu Cehil'in? Orada kimin tarafındaysanız, burada onun tarafında, Kerbela'da da onun tarafındasınız. Kerbela'da Hüseyin'in tarafında olmak, Bedir'de Muhammed'in tarafı olmaktır. Kerbela'da Yezid'in tarafı olmak, Yezid kendisi bunu açıkça ortaya koyuyor. Bedir'de onun eşyahı Ötben'in, Şeyben'in, Velid'in yanında olmaktır. O böyle koymuş çizgisini. Ve emin olsun ki Yezid'e avukatlık edenler Bedir'de Muhammed'in karşısında yer alanlarla haşır olacaklar. Kim kimden razı ise, kim kimin yaptığından razı ise, sevapsa sevap, günahsa günah. Allah onu o işe ortak eder. Günahsa günah, sevapsa sevap. Ve kim bir kavmi, bir ferdi severse Allah onu onunla haşr eder, sevdiğiyle haşr eder. Herkes sevdiğiyle haşr olunur. Bu hadiste Ehl-i Sünnet kaynaklarında tasih edilerek, sıhhati vurgulanarak nakledilmiştir. Biz burada toplandık diye ki Allah'ım biz Cabir İbni Abdullah Ensari'nin dediği gibi Rızvanullah Teala Aleyh, biz Hüseyin'in ve Ensari'nin yaptığı şeyi tasvip ediyoruz. Onların yaptığını doğru buluyoruz. Biz onların yaptığından razıyız. Keşke biz de olsaydık. Onlar gibi büyük kurtuluşa biz de erseydik. Toplandık bunu demeye. Efendim, toplandık diyelim ki Allah'ım şahit ol gönlümüze, heyet-i umumimize. Biz Yezid'den beriyiz. Yezid'in ordusundan beriyiz. Taraftarından beriyiz. Yaptıklarından müteneffiriz. Lanetin, azabın, gazabın Yezid ve Yezidilerin üzerine olsun. Selamın, salatın Muhammed Ali Muhammed, bilhusus Hüseyin ve Ensarına olsun.
Bunu demeye toplandık. Tarafımızı belli ediyoruz. Tarafımızı ilan ediyoruz. Adam bazen düşünüyorum da ateist, deist de olabilir. Belki de hadi başka yerde neyse de İslam ülkesinde efendim ilahiyat fakültelerinde veya imam hatiplerde deistlerin çoğalması bizim ayıbımız. Çünkü biz Emevilerin uyduruk İslam'ını sunuyoruz. Çok şükür ki bünyeler reddediyor onu. Ama öz Muhammedi İslam sunulsaydı reddetmezdi diye düşünüyorum hocam. Hüseyin'in anladığı Mustafa'nın dini vallahi de bugünkü bu yaşanılan, öğretilen, empoze edilen din değildir. Sıkıntı bizde, bizim tebliğ ettiğimiz çarpık din anlayışındadır. Ama Hüseyin'i tanıyıp, Resul-i Ekrem'i tanıyıp, Ali Mürteza'yı tanıyıp, Fatıma-i Zehra'yı tanıyıp, o yan bu yana gidenleri de ben anlayamıyorum arkadaşım. Başka yerde ideoloji, lider, önder aramayı da anlayamıyorum. İnsanlık adına taş taş üstüne koymamış, kılı kıpırdamamış insanlar ahkam kesiyor. Biz bugün neyin yıl dönümündeyiz? Neyi anlıyoruz? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Kerbela'da Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya dayanmış bir coğrafyanın o günkü hükümranına karşı sembol rakam 72. Yiğit. 72 düzgün insan. Kamil insan. Çünkü Hüseyin Aleyhisselam buyurmuştu. Başkasına medyun olan, başkasının hakkı boynunda olan benim bu hak mücadeleme gelmesin. Çekilsin yanımdan. Kirlenmiş kanını benim pak kanıma katmasın. Davama gölge düşürmesin. Başkasına medyunsan, başkasının hakkını yiyorsan, Hüseyin'in davası sana göre iş değil. Hak yemek Yezid'in işi, Muaviye'nin işi, Emevi'nin işidir. Bu Hüseyin'in, bu Ali'nin, bu Hasan'ın, bu Fatıma'nın ve bunları yetiştiren, öğreten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ne verseydi inanacaktınız? Neleri var? Efendim, peygamber karnına acından taş bağlıyordu. Bugün bir yerde de bir dostumuzla sohbet ediyordu. Ali'nin karnında taş, yok bir arpa ekmeğiyle. Fatıma, Ali, oğullarına nezir etmişler, oruç tutuyorlar, atak orucu. Oruç oruca, 3 gün oruç tutuyorlar, yiyecek bir şey yok. Olan o arpa ekmeklerini de gelen yetime miskine esire veriyorlar.
Niye açlar bunlar? Niye fakirler? Niye fakirler bana söyler misiniz? Peki Bedir'den gelen ganimetler, fidyeler, bir sürü esir var. Fidyeyle azat edilecek. Bedir'de bir defa 1000 kişilik musallah orduya karşı 313 baldırı çıpağın dimdik duruşu ve onlar mağlup edişi başlı başına bir destan. Ama bir şeyi de unutmamak lazım. Haydar-ı Kerrar düşman tarafından ölenlerin yarısını tek başına öldürmüş, kalanına da ortak olmuştur. Onun kılıcıyla kazanılan zaferde bir defa bu ailenin Resul-i Ekrem'in hanedanı olarak baştan %20 fe enne lillahi humsehu ve lirresul ve lizil gurba hakları değil mi? Allah'ın onlara tanıdığı hak %20'si. Bu ganimetlerle kimisi zengin olup garunul ümmet olacak. Zaferlerde de pek katkısı olmayan. Zaferi getiren Ali Murtaza'nın niye olmasın ki? Humus bir defa bu aileye ait. Ne oldu? Bunlar niye aç? Hatice-i Kübra Hicaz'ın en zengini. Ne oldu serveti? Bunun ailesi, bunun kızı, bunun kocası niye aç? Bunun varisleri niye aç? Nasıl aç? Ya tarih yalan diyor. Ya da bunlar ne diyor? Çünkü bunlar el car sümmetdar diyor. Önce canan sonra can. Herkes duyacak sonra yer kalırsa biz duyarız. Böyle bir anlayış. Hayatlarını ortaya koymuşlar mı? Hamza az adam mıdır yahu? Esadullah ve Esad-ı Resulü. Cafer-i Tayyar. Ali Murtaza. Hasan-ı Müşteba, Ebu Abdullah Hüseyin. Maiyetindeki ailesinden 20'ye yakın insan. Her biri cihana bedel. Daha ne versinler? Bütün varlarını, yoklarını insanlık uğruna koymuş, canını da koymuştur. Malını da koymuştur. Var olan malını, yok değil. İnsanlık bunlardan yüz çevirirse vefasızlık olur bu. Ayıptır, ayıp. Bir de bize niye bunlar toplanıyor, niye anıyor diyen de zır cahildir. Cevap vermeye değer mi? Ben ne bileyim. Salih Aleyhisselam, demin hocam sürçülisan oldu. Binlerce yıl önce. İbrahim'den, İsa'dan, Musa'dan hepsinden öncedir. Salih Aleyhisselam. Onu niye anıyoruz? Hüseyin dünkü iş. Hüseyin Kerbela meselesi onlara göre dünkü iş. Ve Muhammed'in kalbini yakan, daha vuku bulmadan duyduğunda duymaya tahammülü olmayan Hüseyin'in yeni doğduğu bebektir Allah. Ağlayan hüngür hüngür ağlayıp oradan da mescide geliyor ashab orada. Ağlıyor ağlıyor. Ya Resulallah Allah seni ağlatmasın. Nedir seni ağlatın? Bu yavrumu benim ümmetim. Nehir kenarında susuz şehit edecekler. Ya Resulallah, Müslüman oldukları halde mi bunu yapacaklar? Diye hayret edenlerin evlatları.
ikinci kuşak. Hüseyin'i şehit ediyorum. Hüseyin kime ne etmişti? Kerbela'da ikrar alıyor. Canınıza mı kıymışım? Kan bedel istiyorsunuz. Malınızı mı çaldım? Malınızı istiyorsunuz. Birilerinizi mi yaraladım? Fidye istiyorsunuz. Nedir? Cizyesini mi istiyorsunuz? Nedir sizin meseleniz? Diyetini mi istiyorsunuz? Benden bir alacağınız mı? Yok. Selam olsun Hüseyin'e ve yarenine. Selam olsun Hüseyin'in sizin gibi dostlarına. Allah sizleri, bizleri, Hüseyin'in safından, cergesinden, zümresinden, dünyada da, ahirette de ayırmasın. Onları sevmekten bize dert geliyor, bela geliyor değil mi? Onu da o şairimiz demişti ya deyişinde. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Bir derdim var, cümle cihana değişmem. O aşk uğruna gelecek derde de can feda olsun. Vesselam. Evet, Türkiye Caferileri Lideri Sayın Selahattin Özgün'üze teşekkür ediyoruz. Şimdi mikrofonu Hacı Zahir Mirzevi'ye bırakıyoruz. Ehl-i Beyt meddahımız. Lebbeyk ya Hüseyin. Konsantre olup çıkana kadar ben size bir şeyler diyeceğim. İzninizle. Dostlarım, Ehl-i Beyt bizden yüz karası tavırlar istemiyor. Rap, pop meraklarınız varsa gidin evinizde, yine de komşunuzu rahatsız etmeden yapın. Çölde, bahçede yapın. Özellikle gecenin geç saatlerinde. 11'den sonraki her saat geç saattir. Rap şeklinde olmasın. Tam Müezzinzade rahmetlinin okuduğu gibi olsun. Milleti rahatsız etmeyin. Hüseyin'in davasına, misyonuna zarar verer o. Kâr getirmez, anladınız mı? Yapmayın. Gündüz neyse. Onu da gene başkasını rahatsız edecek şekilde yapmayın. Caiz değil. Haramdır. Vesselam.